Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Saydur Sümer. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde 5G ve 6G haberleşme teknolojileri üzerine doktora yapıyorum. Bugün sizlere blockchain, yapay zeka ve 6G'nin temellerini oluşturduğu Metaverse, Web 3.0 ve NFT teknolojilerinden bahsedeceğim. İlk olarak bir hikayeyle başlamak istiyorum. 1945 yılında Amerika, Japonya'ya atom bombası attıktan sonra atom bombası üzerine bir nükleer silahlanma başladı. Ve bu şekilde bir teknolojik gelişme olduğunda, özellikle atom bombası gibi tehlikeli bir şey olduğunda üzerine çok fazla test yapılması gerekiyor. Bu testler Antarktika'da, Nevada'da ve Güney Pasifik adalarında yapılıyordu. Sonra yapılan araştırmalarla fark edildi ki bu testler bulunduğu yerle kalmıyor. Hava yoluyla bu kimyasallar pek çok yere dağılıyor. Ve sonra fark ediyorlar ki Japonya'dan sonra atom bombasından en çok etkilenen ikinci ülke Amerika olmuş. Bundan sonra bir nükleer silahsızlanma eylemi başlıyor. Burada da demir yollarında iletişim için kullanılan semosfer harflerinin baş işaretleriyle oluşturulmuş barış işaretini görüyoruz. Nükleer disarmament'ın baş harfleri alınmış. Bu silahsızlanma eylemine karşılık 1959 yılında Cenova'da bir tane toplantı düzenleniyor. Bu nükleer testleri nasıl engelleriz ile ilgili. Ve bu kabul ediliyor. Ama şöyle bir problem var ki bazı testler algılanamıyor. Yani atmosferde yapılan testler partiküllerle anlaşılabiliyor. Su altında yapılan testler ses dalgasıyla anlaşılabiliyor. Yer altında yapılan atom bombası testleri ise titreşimlerle algılanabiliyor. Fakat yer altında şöyle bir problem var. Aynı zamanda depremler de oluyor. Ve bu depremlerle bunların ayrıştırılmasını yapılması gerekiyor. Grafikte de gördüğünüz gibi nükleer testin olmadığı tek yıl Cenevre'de yapılan konferansın yılı 1959 yılı. Ondan sonra bu testler yer altında yapılmaya devam ediliyor. Bu depremle atom bombasının ayrıştırmasının yapılması için bir frekans analizinin yapılması lazım. Bu o frekansın hangisine ait olup olmadığını belirlemek için. Ve bu da Fourier transform dediğimiz bir algoritmayla yapılabiliyor. Fourier transform kısaca frekansları analiz ederek neyin neye ait olduğunu belirlememize yardımcı oluyor. Fakat şöyle bir problem var ki Fourier transformla bir deprem min analiz edilmesi 3 gün sürüyor. Günde 300 deprem olurken Fourier transformu kullanmak pek mümkün olmuyor. Bunun üzerine çalışmalar sürerken Richard Garvin ve John Tukey adında bir matematikçi ve fizikçi bir konferansta düşünürlerken John Tukey bir algoritma buluyor. Bu algoritmanın adı hızlı Fourier transform olarak tarihe geçiyor. Bu hızlı Fourier transform sayesinde normal Fourier transformda yapılan pek çok işlemin boşuna yapıldığı fark ediliyor. Ve toplamda 1 milyon işlem için 3 günde yapılan işlemler 3 dakikaya indirilebiliyor. Fourier transform aslında 1807 yılında Joseph Fourier tarafından bulunmuştu. Ama sonra yapılan araştırmalarla çok ünlü matematikçi Gauss bunu Joseph Fourier'den 2 yıl önce bulduğu fark ediliyor. Ve hatta hızlı Fourier transformu da eş zamanlı olarak bulduğu öğreniliyor. Bunun şu zamana kadar bilinmemesinin sebebi de resmi olmayan bir Latin dilinde bu eserini yazmış olması ve farklı bir yöntem bulduğundan dolayı bu eseri yayınlamamış olması. Şu anda bu hızlı Fourier transform bulunduğundan sonra diferansiyel denklemlerde radar, sonar, Wi-Fi, 5G ve internet olan her yerde kullanılıyor. Yani kısaca sinyal ve ses analizi olan her yerde bu Fourier transform kullanılıyor. Hızlı Fourier transform sayesinde mesela telefonlarımıza çok yüksek kaliteli fotoğraf kaydedebiliyoruz ya da video kaydedebiliyoruz. Bu hikayeyi neden anlattım? Nelerin nelere yol açacağını, sebebiyet vereceğini bilemeyiz. Bize düşen gelişmelere takip edip pek çok koşulu hazırlıklı olmak. Burada gördüğümüz gibi nükleer bomba silahsızlanma eylemine yardımcı olmak için yapılan bir konferansta hızlı Fourier transformu bulunuyor ve bu bir bakıma dünyayı değiştiriyor. Gauss'un olayında ise şunu anlayabiliriz. Düşündüğünüz, hayal ettiğiniz, aklınıza gelen fikirlerin tahmin ettiğinizden çok daha fazla önemi olabilir. Hızlı Fourier transformun haberleşme dünyasını değiştirdiği gibi blockchain'de merkeziyetsiz dünyanın basamak taşlarını oluşturuyor. Burada gördüğümüz şablonda merkeziyetsizlik etrafında merkez olmuş 3 kavramı görüyoruz. Metaverse, NFT ve Web 3.0. Ve bunların desteği yapay zeka, 5G ve ötesi kablosuz haberleşme sistemleri ve AR ve VR teknolojileri sağlanıyor. Şimdi ilk olarak blockchain'den bahsedelim. Sunum boyunca ana odağımız her zaman merkeziyetsizlik olacak. Blockchain
kayıt tutmak için kullanılan, dağıtılmış ve merkezi olmayan bir veri tabanını ifade ediyor. Hani buradaki önemli nokta dağıtılmış ve merkezi olması. Bizim şu andaki bilgilerimiz pek çok şirket tarafından toplanıp belirli merkezlerde işleniyor. Blockchain bir bakıma buna karşılık olarak çıkmış. Blok zincirlerin diğer güzel özellikleri de güvenli, şeffaf ve değiştirilemez olması. Yani bu verilere kimse dokunamıyor ve herkes tarafından açık bir şekilde görebiliyor. Ve akıllı sözleşmelerle aracıyı ortadan kaldırarak zaman ve para tasarrufu sağlıyor. Şu anda nasıl bir para göndermek istersek birine online bir şekilde, bankaların aracılığına ihtiyaç duyarken kripto paralarda bu şekilde bir merkeze ihtiyaç duymuyoruz. Ve insanların aklına şöyle bir soru geliyor. Kripto paralar merkeziyetsiz bir şekilde aktarılabiliyorsa bilgiler neden aktarılamasın? Hepimiz şu soruları soruyoruz. Verilerimin sahibi kim? Telefonum beni gözetliyor mu? Şirketler bundan ne kadar para kazanıyor? Bundan sonra sunumumu iki bölümle inceleyeceğiz. Bir tanesi bu merkeziyetsiz dijital mimarinin bütünleştirici temel bileşenleri. Diğeri de merkeziyetsiz dijital mimarinin destekleyici bileşenleri olacak. Bu bütünleştirici temel bileşenler Metaverse, NFT ve Web 3.0 teknolojileri. İlk olarak NFT'den bahsedecek olursak, NFT görüntü, video, ses dosyalarını benzersiz bir dijital varlıkta tutuyor. Herhangi bir eserin NFT olarak kaydedilmesi demek bir bakıma bir icatın noterde tasdiklenmesi anlamına gelebilir. NFT ile bir eserin kime ait olduğunu belirleyebildiğimiz gibi aynı zamanda eserin orijinal olup olmadığını da anlayabiliyoruz. Yani bir bakıma NFT'leri dijital çağ eserleri olarak bakabiliriz. Rönesans dönemi ve Barok dönemi sanatı gibi bu dönemin sanat eserleri de NFT'ler olabilir. Burada da Unsupervised Machine Hallucination adlı bir eseri görüyoruz. Bu Modern Museum of New York'ta gösterime girdi. Refik Anadolu'nun eseri. Kendisi dünyada NFT'ler alanındaki en uzman kişilerden. Burada Beeple adlı bir kullanıcı tarafından ilk 5000 gün adındaki eseri görüyoruz. Kendisi bir mühendis ve 5000 gün boyunca her gün bir tane eser yapıyor. Ve bu 5000 eseri birleştirerek 2021 yılında 70 milyon dolara satılıyor. Yani dijital olarak 13,5 yılda yapılan bir eser yine dijital parayla satılıyor. Fakat tabii ki bu parayı canlı bir şekilde banka hesabınıza çekebiliyorsunuz. Burada bir Web 1.0 sayfasını görüyoruz. İlk oluşturulan web sayfası bu. Gördüğünüz gibi sadece yazılardan oluşuyor. Herhangi bir fotoğraf ya da video dahi yok. Geliştiriciler tarafından oluşturuluyor. Kullanıcılar tarafından sadece okunabiliyor. Herhangi bir değişim ya da geliştirme yapılamıyor. Web 2.0'da bu değişiyor artık. Bu Facebook'un kuruluşu ile gerçekleştiği söyleniyor. İlk başta Aurel Media tarafından 2004'te kullanılmaya başlanan bir sözcük. İnternet kullanıcılarının ortaklaşa paylaşarak yarattığı sistemi tanımlıyor. Şurada gördüğünüz üzere Web 1.0'da sadece bazı kullanıcılar merkeze bağlıyken, şu gördüğümüz merkez oluyor. Web 2.0'da artık herkes mobil cihazlarıyla, laptoplarıyla bu merkeze bağlanıp internete katkı sağlayabiliyor. Web 3.0'da ise burada gördüğünüz üzere en büyük fark buradaki ortadaki merkezin kalkması. Yani merkez ortadan kalkıyor ve biz birbirimizle direkt olarak iletişim kurabilir, haberleşebilir, para aktarımı yapabilir hale geliyoruz. Web 3.0 anlamsal web veya semantik web olarak adlandırılıyor. Çünkü bilgisayarların ve diğer cihazların webteki içeriği daha iyi anlayabildiği ve yorumlayabildiği bir internet sistemi olarak görülüyor. Aynı zamanda Web3 teknolojisinin ortaya çıkışı akıllı sözleşmelerle ödemenin otomasyonuna ve fiziksel varlık ticareti işlemlerinin NFT'ler gibi evrensel bir standarda dönüştürülmesini sağlıyor. Yani bu bahsettiğimiz NFT, Web 3.0, Metaverse ve diğer destekleyici bileşenler birbirlerinden ayrılmaz bir unsur olarak geleceği şekillendiriyor. Açık kaynak kodlu bir sistem olması, kişinin mahremiyetine saygı duyulması, güvenli altyapının kurulması ve iletişimin doğrulabilir olması diğer blockchain'in özellikleriyle eşleşiyor. Şimdi size merkezlerden bahsettim. Gözünüzde birazcık canlanması için bunları göstermek istiyorum. Amerika'da 3 tane, Çin'de ve Hindistan'da bazı data merkezlerini görüyoruz. Bizim telefonda yaptığımız herhangi bir işlem ilk başta bu merkezlere aktarılıyor ve buralarda işleniyor. Ve bu da pek çok şekilde karşımıza çıkıyor. Peki merkeziyetsiz bir yapıdaki data center'ı nasıl oluyor? Data center'ı demek yanlış olur çünkü hafıza yok, ekran yok, hiçbir şey yok. Sadece gece gündüz mikro hesaplamalar yapılıyor. Bu da Ethereum kripto para biriminin bir merkezi. Bu mikro hesaplamalar da bu blok zincirlerinin sadece birbirine bağlanmasını sağlıyor. Başka herhangi bir işlevleri yok. Burada bazı dönüşümleri görüyoruz.
Hepimiz Chrome kullanıyoruzdur büyük ihtimalle. Web 2.0 uygulaması olarak geçiyor. Bunun Web 3.0'daki karşılığı Brave adında Chrome tabanlı bir browser. Bunun Chrome'dan farkı bilgilerimizin herhangi bir şekilde işlenmemesi ve mahremiyetimize saygı duyulması. Ve işletim sistemi, mesajlaşma gibi pek çok uygulamanın bu şekilde merkeziyetsiz örnekleri oluşturulmuş durumda. Burada Web 2.0'ın Web 3.0'dan yine bir farkını görüyoruz. Bu uygulamalar bir merkeze bağlıyken Web 3.0'da uygulamalar sadece birbirleriyle iletişim, haberleşme halinde. Bir önceki sunumumda 6G ile ilgili bunu şemayı göstermiştim. Burada cihazdan cihaza bir haberleşme görülüyor. Yani burada da biz aslında baz istasyonlarını ortadan kaldırıp merkeziyetsiz bir haberleşme sistemi kurmak istiyoruz 6G ile beraber. Ve benzeri yapının yine bu Metaverse'de Web 3.0'da ortaya çıktığını görüyoruz. Bu merkeziyetsizlik sadece buraya özgü değil, daha pek çok alanda bu şekilde merkeziyetsiz bir eğilim var. Bu da dünyanın aslında nereye gittiğini bize gösteriyor. Şimdi bu mahremiyetle ilgili şeyler söylüyorum. Birazcık uç bir örnek vermek istiyorum. Bir tane kadın hamilelik testi yaptırıyor ve bu testi yaptırdıktan sonra pozitif çıkıyor. Artık cebinde telefon mu vardı bu yüzden mi bilmiyorum. O anda sevindiğinde telefon bunu algılıyor ve kocasının telefonuna baba olacağıyla ilgili bir haber gösteriyor. Yani baba olacağını eşinden değil de telefonundan öğreniyor. Yani Web 2.0'da biz ürünken Web 3.0'da artık internetin sahibi olacağız. Herkesin oluşturduğu değeri paylaşabileceği şeyler için açık bir pazar oluşabilir. Yani data monarşisinden bir bakıma data demokrasisine geçmiş oluyoruz Web 3.0'la beraber. Burada klasik bir organizasyonun piramit hiyerarşisini görüyoruz. En üstte CEO varken yönetim kademe kademe aşağı doğru gidiyor. Burada da merkeziyetsiz yapının merkezi otonom organizasyonlar adı altında, DAO adı altındaki şemasını görüyoruz. Burada herhangi bir şekilde bir piramit hiyerarşisi gözükmüyor. Onun yerine kullanıcının, madencinin ve geliştiricinin bir rol paylaşımı aldığını görüyoruz. Bu da insanların aklına şunu getiriyor, algokrasi. Algoritma ile yönetim, bilgisayar algoritmalarının özellikle yapay zekanın kullanımının uygulandığı alternatif bir hükümet biçimi. Hükümet veya sosyal düzen biçimi. Düzenlemelere, kolluk kuvvetlerine ve genel olarak ulaşım ve tapu, kayrı gibi günlük yaşamın herhangi bir yönüne getirilen kurallar algoritmik olarak belirleniyor. Şimdi bütünleştirici elementlerden sonuncusu Metaverse'e geçelim. Metaverse insanların iletişim kurabildiği, bilgi paylaşabildiği, birbirine bağlı geniş bir sanal dünyalar ağı olarak tasavvur ediliyor. Bu diğer söylediklerimi aslında şu anda da yapıyoruz. İletişim kurabiliyoruz, bilgi paylaşabiliyoruz. Ama Metaverse'ün bunlardan farkı bu sanal alemlerin birbirine bağlı olması. Metaverse'te tek bir kimlik kullanılarak sanal atomlar arasında seyahat etmemize olanak tanıyor. Bu şu anlama geliyor. Başka ülkelere giderken farklı farklı vizeler çıkartmamıza gerek olmadığı anlamına geliyor. Yani şimdi biz Instagram'a, Facebook'a ya da pek çok yere farklı kullanıcı adı ve şifrelerle kayıt oluyoruz. Ama Metaverse sadece tek bir kimlikle internette her yerde gezebileceğimiz bir ortam oluşturulmaya çalışılıyor. Bu evrenin para birimi kripto para, değer kayıt sistemi NFT ve bu ikisini birleştiren nokta ise blockchain teknolojisi. Web 3.0 ise Metaverse'ü daha etkileşimli hale getirerek kullanıcıların sanal dünyada daha gerçekçi bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Bu deneyimin güvenliğini ve doğruluğunu yine blockchain teknolojisi sağlıyor. Dünya Ekonomi Forumu'na göre Metaverse, teknolojik bir gelişmeden daha ziyade sosyolojik bir paradigma kayması olacak. Ki bu gördüğümüz, anlattığımız şeylerde bunu kanıtlar nitelikte. Bazı uzmanlar da teknoloji ilerlemeye devam ettikçe sanal ve gerçek arasındaki dünyanın bulanıklaşmaya devam ettikçe meta evreninin geçilmez olacağına inanıyor. Yani 1G teknolojisiyle konuşma geldi, 2G ile mesaj geldi, 3G'de artık videolu görüşmelere başladık. Bu şekilde ilerleyince ne olacak diye baktığımızda 3 boyutlu bir şekilde birbirimize iletişim kurabildiğimiz bir dünya akla mantıklı geliyor. Burada Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ü görüyoruz. Ona göre Metaverse yalnızca ona bakmakla kalmayıp aynı zamanda deneyimin içinde olduğumuz bir somut bir internet olacak. Şöyle bir söylenti var, Facebook Meta'yı inşa etmeye çalışıyor diye. Ama bunu demek yanlış olur çünkü internete sahip değiller, blockchain'e sahip değiller ya da sanal gerçekliğe sahip değiller. Ama şunu söyleyebiliriz ki kontrol etmeye çalışıyorlar. Bu pazardan en büyük payı almaya çalışıyorlar. Burada da çok manidar bir fotoğraf var. Mark burada herkese VR gözlüğü taktırıp burada gülerken. Şimdi Metaverse ile ilgili örneklere geçelim. Sadece bir tane VR kaskı takarak olimpiyatları seyrederken atlayıcının, direkt atlayıcısının bu şekilde üzerinizden atladığını görebilirsiniz. 2013 yılıydı galiba. Fortnite'da Travis Scott konseri düzenlendi ve bu konseri 13,5 milyon kişi canlı olarak seyretti. Çok fantastik bir
donanıma sahipti. Ve dünyada verilen en kalabalık konser Jean Michel Jarre'nin Moskova'da verdiği 3,5 milyon izleyicili Moskova konseri. Van Gogh'un eseri Yıldızlı Gece'nin her bir fırça darbesini 3 boyutlu olarak görebilmenize olanak sağlıyor mesela. O eser sanal ortama aktarılıyor ve 3 boyutlu bir hale getiriliyor. Tıpta da kullanılabiliyor. Tıpta ve cerrahi eğitimde 3 boyutlu olarak eğitim almalarına olanak sağlıyor hasta aday, doktor adaylarının. Burada bir tane de örnek var. Bir adam bitkisel hayatta olan karısı ile geçmiş hatıralarını beyinden Metaverse evrenine aktararak yeniden yaşıyorlar. İlk başta bu size hastalıklı bir durum gibi gelebilir. Bitkisel hayattaki bir insanla tekrardan bir ilişki halinde olmak ama bunu aslında tedavi için yapıyorlar. O adamı tekrardan hayata döndürmek için. Ya da bir tatile gittiğinizde telefonunuzdan iki boyutlu bir şekilde bir oteli incelemektense onun yerine üç boyutlu bir otel VR kreasyonunu gezdiğinizde sizin için daha iyi bir seçenek olduğunu anlayabilirsiniz. Ya da bir tarih dersini sınıfta hocadan dinlemektense onun yerine antik Roma'ya gidip orada buranın atmosferini koklayıp hocanızdan buradan ders dinleyebildiğinizi düşünün. Kesinlikle daha efektif bir öğrenme metodu olacaktır. İngiltere'de itfaiye erlerini eğitirken bu sistemi kullanıyorlar. Karşılarına çıkabilecek pek çok senaryoyu Metaverse evreninde bu itfaiye erlerine gösteriyorlar ve bu durumda en doğru hareketin ne olabileceğini öğretiyorlar. Pittsburgh şehrinde işe gidip gelme sürelerini ve yakıt tasarrufunu sağlamak için akıllı trafik sistemi kuruluyor. Bu kurulan sistemle trafikteki gecikmelerin %20 oranında azaltıldığı gözleniyor. Bunun İstanbul'a uygulandığında ne kadar faydalı olabileceğini düşünebiliriz. Askeriye'de Metaverse zaten yıllardır kullanılıyor askerlerin eğitimi için. VR kasklar askerlerin eğitimi için kullanılırken komutanların uygun zamanda doğru karar vermelerine ve operasyonel riski azaltabileceğini gösteriyor. Her potansiyel senaryoyu simüle ederek ve analiz ederek hangi durumda ne yapmaları gerektiğini öğretiyor. Şimdi de bu konuların en önemlisi ve en verimlisi dijital ikize geçelim. Dijital ikiz fotoğraftan da gördüğünüz üzere gerçek bir materyalin, burada bir motorun birebir kopyasının dijital ortama aktarılması anlamına geliyor. Bu dijital ikiz ile bir termal elektrik santralinde operasyon maliyetini, bakım maliyetini ve emisyonları azaltmak için termal elektrik santralinin kazanına 2500 tane sensör yerleştiriliyor ve bu sensörlerden gelen bilgiler yapay zeka ile işleniyor. Buradaki olay şu, sensörde herhangi bir problem olduğunda bunu hızlı bir şekilde çözebiliyorlar ve kazanın, termal elektrik santralinin kazanını ilk günkü haline geri getirebiliyorlar. Bu sayede elde edilen tasarrufla 400 bin evin elektrik ihtiyacını çözecek kadar kazanç sağlamışlar. Volkswagen, Nivus SUV aracını oluştururken pandemi sürecinde tasarımcılar şirkete gelemediği için onlara online bir fabrika oluşturmuş. Ve bu fabrikada, Meta fabrikada, Meta insanlar bunun tasarımını gerçekleştirmişler. Ve tasarım bir yıldan erken sürede kaliteden ödün vermeden ve maliyetler düşürülerek gerçekleştirilmiş. Şimdi dediğim gibi 5G ve ötesi haberleşme teknolojileri bu teknolojilerin altyapısını hazırlarken aynı zamanda bu teknolojilerde bu 5G haberleşme teknolojilerine yardımcı olabiliyor. Arada mutualist bir ilişki var. Bu arada Metaverse net bir kavram değil. Herkes kendi isimlendirmesini yapabiliyor. Nvidia grafik kartı şirketi bunu Omniverse olarak isimlendirilmiş. Sol tarafta gerçek bir şehri görüyoruz. Sağ tarafta ise bunun dijital bir kopyasını görüyoruz. Bu dijital kopya üzerine 5G baz istasyonları yerleştirilerek radyo dalgalarının yayılımları ölçülüyor. Bu haberleşme teknolojileri için çok büyük bir problem. Özellikle İstanbul gibi metropol şehirlerde bir konuma yerleştirilen baz istasyonunun radyo dalgalarının nereye gideceği hesaplanamıyor. Bu dijital ikiz sayesinde, yeniden oluşturulan şehir sayesinde baz istasyonlarının tam olarak hangi noktaya konulacağı öğrenilebiliyor. Ve bu sayede sinyal kalitesi, konuşma kalitesi arttırılabiliyor. Kısaca yapay zeka hizmetleri ve dijital ikiz hizmetleriyle beraber her şeyimiz daha akıllı bir hale geliyor. Akıllı fabrikalar, akıllı sağlık ve akıllı şehirler gibi. Az önce örnekleriyle gördüğümüz gibi.
Peki Metaverse nasıl yaygınlaşabilir? Intel'in kıdemli başkan yardımcısına göre Metaverse'i internetin geleceği olarak kabul edebilmek için şu anki gelişmiş teknolojisine göre hesaplama verimliliğinde 1000 kat artış gerekiyor. Bu 1000 kat artış da kuantum bilgisayarlar ile sağlanabileceği düşünülüyor. Yani temelleri blockchain, beyni yapay zeka, peki gücü nereden alacak diye sorduğumuzda cevap olarak kuantum bilgisayarlar karşımıza çıkıyor. Şimdi sunumun ikinci kısmı olan destekleyici bileşenlere gelelim. İlk olarak VR kasklardan başlamak istiyorum. Web 1.0'dan Web 2.0'a geçerken mobil cihazlar bu geçişi hızlandırdı. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Normalde evlerimizde sadece bilgisayarlar varken, o bilgisayarlarla internete erişim sağlayabiliyorken, mobil cihazların çıkmasından sonra istediğimiz her yerde internete erişebilir hale geldik. Ve insanlar bulundukları her yerde internete bir şey yükleyebiliyor veya internetten bir şey görebiliyor hale geldi. Aynı şekilde VR kasklar, akıllı gözlükler ve giyilebilir cihazlar da Web 3.0'a geçişi kolaylaştırabilir. Burada karışık gerçeklik teknolojisini kullanan bir gözlük örneği görüyoruz. Yani hem gerçek dünyayı görebilirken aynı zamanda gözlüğünüzün üzerinde bir sanal gerçeklik oluyor. Ve bu yolla telefonunuza bakmadan nereye gidebileceğinizi otomatik olarak görebiliyorsunuz. Tarih dersi örneğini verirken Metaverse'de atmosferi koklamak demiştim. Bu konuda şaka yapmıyordum. Şu anda biz ne kadar görsel duyularımıza ve işitsel duyularımıza hitap edebilsek de, bu konudaki teknolojiler çok gelişmişse de, gerçekten sanal gerçeklik olarak bir şeyi tanımlamak için iki duyuya hitap etmek yetmiyor. Aynı zamanda koku, duyma ve koku, tatma ve hissetme dokularına da hitap edebilmemiz gerekiyor. Amerika'da Vermont'ta bulunan bir şirket, bir kutuya önceden yüklenmiş 9 farklı bileşik ile yüzlerce kokuyu bir araya getirebilen bir cihaz geliştiriyor. Bu gördüğünüz cihazı VR kaskınızın üzerine takarak aynı zamanda koku duyusunu da simüle edebiliyorsunuz. Bir başka çalışmada Mellon Üniversitesi'nde gerçekleşmiş, ağızda dokunma hissini simüle eden bir sanal gerçeklik cihazı geliştirilmiş. Bir çeşmeden su içmek, dişlerini fırçalamak, yağmur damlaları ve hatta dudaklarınızı fırçalayarak bir esinti hisleri veren bir cihaz bu da. Burada bir başka örneğini görüyoruz. Telefonunuzu şehre doğru doğrulttuğunuzda karşınızda olan binaların ne binası olduğunu size gösterebiliyor. Burada da bir araba camında bu örneği görüyoruz. Yani bu sanal gerçekliği, arttırılmış gerçekliği sahip olabilmek için size bir ekran, bir cam, hatta bir lens bile yeterli olabiliyor. Burada mesela sürücüye ileride göremediği alanda bir inşaat işi olduğunu gösteriyor ve aynı zamanda park edebileceği yerleri gösteriyor. Şimdi bir hikaye anlatmak istiyorum, bir deney aslında. William Chase ve Herbert Simon adında iki psikolog tarafından yapılıyor. Satranç oyuncuları 3 kategoriye bölünüyor. Başlangıç, orta ve usta seviyelerine. Sonra bir satranç tahtası üzerine 25 tane taş yerleştiriyorlar. Herhangi bir maç şeyde olabilecek kadar, herhangi bir satranç maçında olabilecek bir pozisyona taşları koyuyorlar. Ondan sonra bu kategorideki oyunculara bu satranç tahtasına 5 saniye bakmaları isteniyor. Ondan sonra onlara boş bir tahta veriyorlar ve satranç tahtalarını gördükleri şekilde, taşlarını gördükleri şekilde yerleştirmelerini istiyorlar. Ve sonuçta usta oyuncu 16 taşı, orta seviyedeki oyuncu 8 taşı ve başlangıç seviyesindeki oyuncu sadece 4 taşı yerine doğru yerleştirebiliyor. Bundan sonra herhangi bir satranç maçında olması muhtemel olmayan yerlere bu taşları yerleştiriyorlar. Ve tekrardan 5 saniye baktırıyorlar. Sonuçta görüyorlar ki ne kadar uzman olduğundan bağımsız bir şekilde tüm kullanıcılar sadece 3 taşın yerini hatırlayabiliyor. Bizim buradan ne anlamamız gerekiyor? Yani bir şeyde uzman olmak için çok fazla pratiğe ihtiyacımız var ve pratik sayesinde uzman olabiliyoruz. Satranç oyuncuları da bu şekilde kendini geliştiriyorlar. Pek çok satranç stratejisiyle karşılaştıklarından sonra artık her koşula hazırlıklı oluyorlar. Burada VR gözlüklerle yapılan bir örneği görüyoruz. Piyanonun ekranında hangi tuşa basmanız gerekiyor bunu gösterirken, siz herhangi bir profesyonel eğitim almadan sadece pratiğinizi geliştirerek bir piyano çalıcısı olabilirsiniz. Burada da örneğini görüyoruz. Şimdi de giyilebilir teknolojilerden bahsetmek istiyorum. Şu zamana kadar bahsettiklerim büyük ihtimalle hepimizin az çok şahit olduğu şeyler. Bu projeler ise gelişmiş teknolojiler adı altında inceleniyor ve geliştiriliyor şu anda. Google'un 2 tane projesi var. Bir tanesi Project Jacquard. Şunu fark ediyorlar. Tekstillerin yapısı dokunmatik ekranın yapısına benzer. Ve
Buna binaen iletken kumaş üretiliyor ve bununla kıyafetler yapılıyor. Ve bu kıyafetin anlaşılmayacak bir yerine de bir tane çip yerleştiriliyor. Bu sayede kıyafete dokunarak, şurada gözüküyorsa, kıyafetinize dokunarak telefonunuzu yönetmenize imkan veriyor. Şimdi insanın aklına şu da gelebilir, peki bu giyilebilir teknolojinin enerjisi nereden gelecek? Bir başka çalışmada da terden elektrik üreten cihaz yapılıyor. Yani bunun enerjisini biz kendimiz verebilir hale geliyoruz. Diğer proje, Project Soli. Samsung telefonlarda bir tane özellik var. Kamerada elinizi bu şekilde yaptığınızda otomatik olarak selfie çekiyor. Önceden televizyonlarımızı kumandayla kontrol ediyorduk. Sonra telefonlarımızı dokunmatik ekran ile kontrol etmeye başladık. Sonra da artık sesimizle kontrol etmeye başladık. Bundan sonra ne olacak diye düşündüğümüzde hareketlerimizle kontrol etmek yine çok makul geliyor. Bu projenin mottosu şu, ihtiyacınız olan tek arayüz sizsiniz. El hareketlerini radar teknolojisiyle algılayan bir sensöre sahip. Tüm elin hareketlerini yakalayabilirse gerçek zamanlı bir işaret dili tercümanı dahi yapılabilir. Ve ne kadar güzel bir şey olur. Burada örneğini görüyoruz. Elimizden aldığı dalgaları elektrik sinyaline dönüştürerek algılama yapıyor. Şu an yapılan işlemler de bu şekilde ses değişimi, bu şekilde saat değişimi, bu şekilde arayüz üzerinde yer değiştirme yapılabiliyor. Ekranda gezebiliyorsunuz ve buton hareketi de aynı zamanda yapılabiliyor. Şu örneği de düşünebiliriz. Mutfakta mesela bir hamur işi yapıyoruz. Ellerimiz kirli ve bir tarif seyrediyoruz. Ama bir yere gitmemiz gerekti ve tableti kirletmek istemiyoruz. Merak etmeyin, bu tabletin kamerası sizin karşınızda olup olmadığını algılıyor ve siz karşınızda olmadığınızda duruyor. Tekrar geldiğinizde tekrar geri başlıyor. Şimdi bu işlerin beynini yapay zekaya geçelim. Yapay zekanın bazı örneklerini görüyoruz burada. Mesela yazıdan videoya. Yani siz bir yazı yazıyorsunuz ve otomatik olarak onu videoya dönüştürüyor. Ya da yazıdan sese. Siz bir yazı verdiğinizde yine bunu otomatik olarak ses dosyasına dönüştürüyor. En ilginçlerinden bir tanesi de beyinden yazıya. Bir tane felç adam üzerinde bir deney yapılıyor. Bu deneyle geliştirdikleri cihaz sayesinde yaşlı amca boyundan altını kullanamadığı halde sadece beyin dalgalarıyla mouse'u kontrol edebiliyor ve bu sayede bilgisayar kullanabiliyor. Bazı istatistiksel bilgiler verecek olursak tüm iş görevlerinin %45'i otomatikleştirilebilir. Yapay zekanın dünya genelindeki toplam değeri 15 trilyon ABD doları olduğu tahmin ediliyor. Dijital olarak olgun işletmelerin %47'sinin net bir yapay zeka stratejisi var. 2034'te de 1 milyar robotun hizmet endüstrisinde kullanılması bekleniyor. Şimdi son dönemde hepimizin karşısında olan, sıkça adını duyduğumuz ChatGPT teknolojisinin arkasında yatan teknoloji olan GPT-3 teknolojisinden bahsedeceğim. Üretken, önceden eğitilmiş transformatör olarak geçiyor. İnternetteki her şeyi biliyor. 410 milyar bilgiyi 175 milyar parametre ile işliyor ve bunun şu anki maliyeti 4.6 milyon dolar. İnsan beyninde ise 100 trilyon parametre var. Bu kadar parametre olsaydı maliyeti 2.6 milyar dolar olacaktı ve şu anda bu dünyada 800 insanda var. Yani sadece 800 insanda bir insan beynine sahip olacak kadar para var. Ama Moore yasası diye bir yasa var. Bu yasaya göre teknoloji geliştikçe ucuzluyor her sene. 2032 yılında insan beynine sahip bir yapay zekanın maliyeti 5 milyon dolar olacağı öngörülüyor. Analog ile dijital sistemler arasındaki fark kadar dijital ve yapay zeka sistemler arasında fark var. Yani burada bir analoji yapacak olursak Web 1.0 teknololojilerini analog sistemlere, Web 2.0 teknololojilerini dijital sistemlere ve Web 3.0 teknolojilerini de yapay zeka sistemlerine benzetebiliriz. Web 3.0'ı anlatırken söylemiştim. Web 3.0 anlamsal web olarak bilgisayarlar ve diğer cihazlar webdeki içeriği daha iyi anlayabilir ve yorumlayabilir manasına geliyordu. Ve bunu ChatGPT ile çok açık bir şekilde gördük. Bu arada kendisinin ilk makalesi yayınlandı. Bir tane araştırmacı ChatGPT'den yardım aldığı için makalesinde ikinci yazar olarak ChatGPT'yi kullanmış. Sorulara cevap verebiliyor, aforizmalar oluşturabiliyor, kodlama yapabiliyor, röportaj verebiliyor ve daha pek çok şey yapabiliyor. Bilgi anlamında değil, aynı zamanda davranış biçimi olarak da taklit edebiliyor. Yani siz ona Trump gibi davran dediğiniz zaman, onun gibi konuş dediğin zaman sana onun konuşacağı şekilde cevaplar veriyor. Şimdi sizinle yazarak iletişime geçen bir robot var. İleride sizinle konuşan, ondan sonra da sadece bir kulaklık ile yanınızda olan bir dijital kişisel asistan olacağını düşünün.
Telefonlarımız akıllı oldu, şimdi de insansı olabileceklerini düşünebiliriz. Burada başka bir örneğini görüyoruz. ChatGPT'ye fantastik bir oturma odası tasarımı yap dediğiniz zaman karşınıza bu örnekleri çıkartıyor. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bu oturma odası tasarımları normalde internette bulamayacağınız şeyler. Bunları kendisi oluşturuyor. OpenAI şirketinin diğer bir teknolojisi de DALL-E. Bu DALL-E sanatçısı ile Wall-E'nin birleşiminden oluşturulmuş. Ve burada bir örneği var. Burada bir numaralı yere bir flamingo koy dediğiniz zaman bu şekilde simit şeklinde bir flamingo koyuyor havuzdan kaynaklı. Ve güneşin açısını hesaplayarak buraya otomatik olarak bir gölge koyuyor. İlginç bir şekilde flamingoyu 3 numaralı yere yani dışarıya koy dediğiniz zaman bu sefer oraya canlı bir flamingo koyuyor. Bu da bir başka bir örneği. Çocuk kitabı tarzında uzayda kedilerle beraber basketbol oynayan bir tane astronot çizlediğiniz zaman karşınıza bir örnek çıkıyor ve pek çok daha varyasyonu var. Az önce bahsetmiştim yazıdan videoya, yazıdan sese, beyinden yazıya. Bir başka şey de yeni çıkan Google'ın Dream Fusion'ı. Yazıdan 3 boyutlu bir 3 boyutlu nesneler üretebiliyor. Yani bu yine bize şu an 2 boyutlu bilgi gelse de aslında bunlar 3 boyutlu. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Meta evrene gittiğiniz zaman, meta evinizde, sanal evinizde otururken karşınızda ne görmek isterseniz sadece sesinizle bunu istemeniz yeterli hale gelecek. Karşınıza direkt istediğiniz şey belirecek. Burada origami çiçeklerini görüyoruz. Bu origami çiçeklerini cupcake'lere çevir dediğin zaman ortaya bu çıkıyor. Bu çiçekleri soldur dediğin zaman ortaya bu çıkıyor. Ve bunu bir kara kalem gibi çiz dediğin zaman ortaya bu çıkıyor. Aynı zamanda bir kedi örneğini görüyoruz. Facebook tarafından, Meta tarafından yapılan bir diğer proje de bir konuşma çeviricisi. Yalnız bunun bir özelliği var. Hokkien dili standart yazılı biçimden yoksun bir dil. Sadece sesli bir dil. Ve yazılı biçimde olmamasına rağmen bu şekilde bir çevirici gerçekleştirmişler. Bu işaret, evrensel bir işaret çeviricisi mantığındaki gibi evrensel bir konuşma çeviricisi yapılmaya yönelik bir hareket. Yani tüm insanlar dil engeli olmadan birbirleriyle haberleşmesine olanak sağlanabilir. Burada yine Nvidia tarafından geliştirilen başka bir teknolojiyi görüyoruz. Buradaki hanımefendi aslında ne bu şekilde giyinmiş, ne ekrana bakıyor, ne de toplantı salonunda. Dışarıda bir yerde kahvesini yudumlarken toplantıya katıldığında toplantıdaki kişiler sizin dijital kopyanızı görüyor. 5 farklı dilde eş zamanlı iletişim kurabilmenizi olanak sağlıyor. Notlarınıza baksanız dahi göz kontağını sürüyor. Ortam gürültüsü de anında kesiliyor. Bu kadar şeyden sonra bize kalan da hayalle gerçeği ayırt edebilecek bir göz geliştirmek. Burada da yasaklanan bir diğer teknoloji var, deepfake. Buradaki mühendis konuştuklarını sanki Trump konuşuyormuş gibi gösteriyor. Ve aynı zamanda ses de taklit edilebiliyor. Bundan şunu çıkartabiliriz, şu anki oyuncuların kayıtları ile ileride o oyuncular oynuyormuş gibi filmler çekilebilir. Müzisyenler canlandırabilir, hatıralar artık eskide kalmayabilir. Yapay zeka programları bilinç ve öz farkındalıktan yoksundur. Asla bir mizah anlayışına sahip olamayacaklar. Sanatı, güzelliği veya aşkı asla takdir edemeyecekler. Yalnızlık gibi bir duyguyu asla hissedemeyecekler. Başka insanlara, hayvanlara ya da çevreye empati duyamayacaklar. Asla müzikten zevk alamayacaklar, aşık olamayacaklar ya da ağlayamayacaklar. Bilgisayarlarımız Go ya da satranç gibi oyunları kazanma konusunda ne kadar başarılı olursa olsun, insanlar entelektüel olarak bilgisayarlardan üstündür. Biz bu oyunların kurallarına göre yaşamıyoruz. Aklımız bundan çok çok daha büyük. Bu sizin içinizi ferahlatabilir ama bunu yazan da ChatGPT'nin ta kendisi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.